Web Tekno'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çok ilginç bir video ile karşınızdayız. Biz internette bir ilan gördük ve bu gördüğünüz fenerin tam olarak 250 bin lümen gücünde bir ışık yansıttığı iddiası var. Yaklaşık bir 400-500 lira civarında bir para verdik buna. Amazon'dan aldık ve ilanda çok güzel bir yorum vardı arkadaşlar. Gerçekten güç isteyenler bu feneri alsın çünkü ışığı açtığınızda yüzünüz gülüyor yazmış. Bakalım bugün yüzümüz gülecek mi? 250 bin lümeni size şöyle anlatayım. Bu gördüğünüz halı sahaya aşağı yukarı 250 bin lümenlik bir ışık gücü aydınlatıyor. Yani kale arkalarında birer tane büyük ışığımız var. Yine karşımda 3 tane büyük ışık görüyorsunuz ve bunların hepsi beni şu an gördüğünüz aydınlığa getiriyor. Bu fener bunların hepsini tek başına yapacağını söylüyor ama öncelikle bütün hepsini bir kapatalım, bir tanesi kalsın burada. Bir öyle halimizde görelim, ondan sonra sadece fenerle deneyeceğiz. Kapat abi. Şu an bu aydınlığa geldik arkadaşlar. Sadece ama sadece bir tane ışık grubu var. Şimdi abiden rica edeceğiz. Bunu da kapatacağız ve komple karanlığa gömüleceğiz. Ben de şu tepeye çıkmak istiyorum bu arada. Şuraya çıkacağım ve oradan feneri açıp deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi feneri açıyorum. Biz şu an bu tribünümsü iki kişilik olan özel yere çıktık arkadaşlar. Bayağı özel bir yerdeyiz şu an. Ve şu an sahanın içine doğru ışığı tutuyorum. Melih de aşağıda, bakalım. Melih de... Evet. Evet, böyle bu gördüğünüz fenerle arkadaşlar sahayı yani tek başına aydınlatması imkansız. Bu arada hani 250 bin lümen falan bunlar hikaye. Kaç bin lümendir bilmiyorum ama biraz ya yani bir araba farından hallice gibi görünüyor. Hatta az sonra bir arabayla falan da deneriz. Bunun karşılaştırmasını daha rahat bir şekilde anlarız. Yani oradaki üçlü ışık gruplarından herhalde böyle birer birer belki onun yerine geçer ama 250 bin lümen hikaye. Şöyle küçük bir zoom'umuz var arkadaşlar burada. Eğer önemli bir pozisyon varsa onu... Böyle çekebiliyorsunuz. Buradan bir kanat akını varsa eğer. Işığın şöyle bir gücünü düşürebildiğimiz birazcık bir modumuz var. Bir de şöyle bir böyle bir Kuşadası. Hani düşük bütçeli disco ışığı diyebiliriz arkadaşlar buna. Dikkat çekme amaçlı herhalde ormanda orada bir yerde. Bunun da çok bir numarası var gibi gelmedi hatta. Şu ışığı biraz düşüreyim, kendime doğru çevireyim. Arkadaşlar zaten şu an sonucu gördünüz diyebilirim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Arabaların farları böyle uzunları falan açtığınızda böyle 3000 lümen civarına falan yaklaşıyor. Bu biraz ona yakın görünüyor ama tam olarak ne kadar olduğunu anlamak için isterseniz gelin bir de arabayla karşılaştıralım. Bakalım ne kadar çıkacak. Evet, açıyorum. Wow. Bir şey canım, fena aydınlatmadı bu arada. Çok iyi. Bir de şöyle bir tık düşünü yapıyorum. Bir de SOS veriyorum. Bu arabaların içinden geçen şey şu an ben. Şöyle yapabiliriz bir de. Biraz böyle yakından detay için. Etrafı görmek isterseniz arkadaşlar burada... Işık çok iyi bu arada. Işığı yani şöyle zifiri de bir alalım. Zifiri karşı şu an bayağı görünmüyor. Şöyle bir geniş açıdan ışığımızın... Biraz böyle sağa doğru gidelim ama orada bir ışık var. Ama bizdeki daha iyi. İnceden bir dis atalım ona. Yani benim aklımda kalan arkadaşlar açıkçası şu taraftaki bayağı korkunç geldi bana bu. İlginç ürün çekelim derken hem dolandırıldık bir yandan da belgesel havası. Abi tamam yeterli. Korkmaya başladım ben. Buradan bir çıkalım, ondan sonra bakalım ne yapacağımıza. Dostlar şimdi bu fener 250 bin lümen olduğunu iddia ediyordu bildiğiniz gibi. Araba farları da aşağı yukarı 3000 lümen civarında bir güce sahip. Şimdi bir onunla karşılaştıralım bakalım arada bir fark var mı? Önce arabanın farlarını açıyorum. Yaklaşık 3000 lümen civarında. Bir de şöyle uzunları açalım. Uzunlardaki fark da bu kadar. Şimdi bundan ikisini de kapatıyorum. Bir tek feneri açacağım. Bakalım o zaman nasıl olacak. Ve fenerimizi açıyoruz. Fener daha iyi bu arada. O yüzden daha güzel. Şöyle bir yine alan daraltabiliyoruz. Ama fenerinki biraz daha parlak diyebiliriz ama böyle 2-3 kat fark da yok aslında bakarsanız. Fenerin gücü aslında araba farlarından daha fazla arkadaşlar. Burada bayağı farkı siz kamerada da çok net görüyorsunuz. Böyle 3-5 kat fark var diyemeyiz ama yine de fena durumda değil yani fener. Ama 250 bin de değil yani. Dostlar şimdi orası biraz ürkütücü olduğu için hızlıca bir kaçtık oradan diyelim. Kapanış için de böyle biraz safe bir alana geldik. Fenerle ilgili söyleyeceğimiz şöyle bir şey var. Aslında fener gayet güçlü, güzel, kullanışlı bir alet. Ama yani 500 lira edecek bir şey kesinlikle değil. Ayrıca 250 bin lümen hiç değil yani. Bunun içinde 2 tane lityum iyon pil var. Biz bunları kullanırız büyük ihtimalle. Zaten şarj ediliyor. Yani bunu yedek bir ürün olarak biz tutabiliriz ama biraz da size ilginç ürün gösterelim derken hafiften böyle bir dolandırılmış da olduk. Bir işimize yarayacak gibi değil. Aynı performansı verecek. Beşli bir fiyata başka bir ürün buluruz diyelim ve artık videoyu kapatalım arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, hatta sizin bildiğiniz ilginç ürünler varsa abi şunları da bir deneyin bakın diyorsanız bunları yorumlarda da belirtebilirsiniz. Hepsine tek tek bakıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.